Teşekkür ederim. Eda? İyi misin? İyiyim abicim. Ayağımı burktum. Ya burkulma olduğuna emin misin? Kırık ya da çatlak falan olmasın? Yok, öyle olsa duramaz. Eda'cığım, iyi misin? Ne haber Çağla? Ne yapalım? Hala Burak Bey'i arıyoruz. Bulamadınız mı? Yok, yer yarıldı, içine girdi sanki. Kız arkadaşın da yok. Sahi. Yine Burak'la birlikte olmasınlar? O biraz rahatsız. Odada yatıyor. Emin misin? Yarın yine manşetlerde görmeyeyim de. Ha Barış'cığım, seni de yorduk ya. Olur mu öyle şey? Eda benimle kardeşim sayılır. Volkan Bey, tüm otelde ve çevresinde aramadığımız yer kalmadı. Maalesef Burak Bey hiçbir yerde yok. Artık endişelenmeye başladım. Ne yapacağız peki? Böyle hiçbir şey yapmadan bekleyecek miyiz? Polise haber verelim bence. Ya ortada ciddi bir şey yoksa? Burak zaten günlerdir manşetlerden düşmüyor. Üzerine bir de böyle bir spekülasyon hiç iyi olmaz. Biz sıradan insanlar değiliz sonuçta. Evet, haklı olabilir. Yani Burak'ın sorumsuz tavrını düşünürsek ortada ciddi bir durum olmaması çok olası. Kusura bakma gerçekten. Ama inan hiçbir şey görmedim. Bence bu konuyu kapatalım artık. Peki, tamam. Volkan beni çok merak etmiştir. Çağla'yı düşünemiyorum bile. Sinirinden kudurmuştur. Ya bütün bunların sorumlusu benim. Sen de benim yüzümden başını derde soktun. En azından bunun farkında olman güzel. Gerçi senden bu iyiliği isteyen de benim. Sanırım sorumluluğu paylaşabiliriz. Peki ne yapacağız şimdi? Sabaha kadar burada bekleyeceğiz. Sabahki duruma göre hareket ederiz. Teknenin sahipleri gelince ne olacak? Rezil olacağız. Hırsız değiliz herhalde. Durumu açıklarız. Eminim onlar da anlayışla karşılarlar. Mecbur kaldık sonuçta. Evet, mecbur kaldık. Hadi, inelim de dinlenelim biraz. Hiç farkında değilim. Ay, ne olur ne yapıyorsun bana da söylesene. Ay yok canım, hiçbir şey yapamıyorum. İşler o kadar yoğun ki toplantılardan kafamı kaldıramıyorum. Yani spora bile vakit ayıramıyorum. Yarın da bizimle toplantım var, öyle değil mi? Aynen. Aa, siz ne güzel beraber iş mi yapıyorsunuz? Hayatım, oradan karabiberi verir misin bana? Tabii tabii. Teşekkür ederim. Bodrum'daki otelin banyo bakım ürünlerini Elçin'den alacağız. Süper bir şey bu. Ay Nihat, diyorum ki şu açılıştan önce hep beraber gidip bir tatil yapsak ha Nihat, ne olursun? Aslında çok iyi olurdu. Hem Sinan'ın teknesini değiştirdim, onu gösteremedim bile. Yani açıkçası ben de merak içindeyim nasıl bir şey aldın diye abi. Efendim oğlum. Baba, seninle önemli bir konu hakkında konuşmam lazım. Affedersiniz.
Dinliyorum. Burak kayıp. Kayıp mı? Ne zamandır? Kaç saattir ortada yok. Her yere baktım, hiçbir yerde yok. Ya ne yapacağımı bilmiyorum, polise mi haber versem? Oğlum, Burak'tan bahsediyoruz. Kim bilir nerede, neyin peşindedir? Sabaha çıkar ortaya, sen merak etme. Ya ama başka durumlar var. Yani ortadan kaybolması hiç mantıklı değil. Ne gibi durumlar? Oğlum, benimle açık konuşur musun? En azından bu yaz içeride kalır. İnşallah, çeksin cezasını. Sen de nasıl saldırdın öyle kadına? Korktu kadın. Kendimi kaybettim. Neyse, ders olmuştur. Bir daha hırsızlık falan yapmaz. Umarım. Anlattığın gibiyse Burak'ın ortadan kaybolması mantıklı değil. Ama konu Burak olunca... Mantık aramak ne kadar doğru emin değilim. O yüzden sabah kadar bekleyelim. Ben zaten ilk uçakla Bodrum'da olurum. Tamam baba. Ben ciddi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sen de rahat ol. Tamam, yarın görüşürüz. Amcama bir şey anlatma ama, olur mu baba? Tamam. Kız kardeşin nasıl? Birliktesiniz değil mi? Birlikteyiz. Hadi siz de yatın artık. Tamam, merak etmeyin. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Burada birlikte yatarız işte. Birlikte mi? Daha neler? O zaman sen dışarıda yatarsın, ben de burada. Niye ben dışarıda uyuyormuşum? Burada benimle yatmak istemeyen sensin. Daha az önce her şey benim suçum demedin mi? Sen de bu sorumluluğu paylaşalım demedin mi? Tamam işte. O zaman ben boylamasını yatayım, sen de enlemesine. Hem beraber yatacağız, hem de o şekilde yatacağız. Hayatta olmaz. Peki, sen bilirsin. Bayağı rahatmış. Tamam, tamam. Hadi geç. Teşekkürler. Çok naziksin. Benim bura afet yeri. Yangında var, depremde hangisini anlatayım ki? Kimmiş beni söndürecek? Ateşim dinsin diye okyanusa sığınamam ki. Sarılırım, sarılırım, bırakmam. Çağırırım, çağırırım, daha da sensiz yatmam. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim. Toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim. Toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Gelen benim aşk oyun, ben oyuncak, söyle emrine al. Düştüğüm hale bak ya. Kimmiş beni susturacak? Duysun be dağlar taşlar, çok seviyorum demiş miydim? Sarılırım, sarılırım, bırakmam. Çağırırım, çağırırım, daha da sensiz yatmam. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim. Toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim. Seldacığım, ben müsaadenizi isteyeyim. Ay hayatım, seninle de doğru düzgün konuşamadık. Bana bir ağırlık çöktü. Uçak bu sefer sarsa beni galiba. Ama mutlaka görüşürüz, ben birkaç gün daha buradayım. Elçincim, sen burada kalmak istemediğine emin misin? Sağ ol canım, ama zaten yabancı yerde kalmayacağım ki, sizin otelde yer ayırttım. Ha öyle mi? O zaman arayayım da seninle özel olarak ilgilensinler. Hiç gerek yok. Olur mu canım?
Ben de kalkayım, hem Elçin'i bırakırım zaten. Zahmet olmasın. Ne demek? Ha abi, ben yarın Bodrum'a gidiyorum, haberin olsun. Şöyle çocuklarla bir iki gün geçireyim istedim. Bizim kerata ile ilgili bir sorun yok değil mi? Yok abi, nereden çıkardın? Ay biz de gitsek mi Nihat? Yarın çok zor ama yine de bakarız. Hadi biz de kaçalım artık. Elçin'cim, yarın müsait olunca beni ara da oturalım, çocukların durumunu konuşuruz. Hep. Mutlaka, tamam canım. Birlikte. Evet eminim o gazeteye çıktığı kızla birlikte. Salaksın Çağla, salaksın. Ya. Tanıştıramadı tabii benle. Ortalardan kayboldu. Tabii ya. Nasıl düşünemedim daha önce. Burak ortalarda yokmuş. Volkan'la onu konuşuyorduk. Ne? Ha, inanmıyorum. Çağla kim bilir ne haldedir. Ta İzmir'den kalkıp onu görmeye gidiyor ama o ortalarda yok. Ay bu kadarı da fazla artık. Yarın ben de seninle Bodrum'a geliyorum. Gerçekten mi? Evet. Ya, bu gece içinde üzgünüm. Ağzımdan nasıl öyle bir şey çıktı inanamıyorum. Şimdi mecburen otelde kalmak zorunda kalacağım. Olsun. Yarın benimle Bodrum'a geliyorsun ya. Baba nedir? Αυτή τη φορά προσεκτικά σύνδεσέ το. Να μην χαλάσει πάλι. Εντάξει. Άκουσες τη φωνή? Ναι, ναι, καπιτάνιε. Για να πάω να δω εγώ. Περίμενε λίγο. Σηκώστε τα χέρια σας ψηλά. Εσείς ποιοι είστε και τι δουλειά έχετε εδώ? Yok, yanlış anladınız. Biz dostuz. Friends, friends. Can you speak English? Yok, İngilizce anlamıyorlar. Saf saf bakıyorlar yüzüne. Bizim botumuzun benzini bitti. Sonra denize sürüklendik. Sürüklendik böyle. Buraya sığındık. Yani biz dostuz, iyi insanlarız biz. Adamlar Türkçe bilmiyor. Ne anlatıyorsun? Ama onlar benim mimiklerimden anlarlar ki. Ya olmuyor ama böyle. Sen çok karışıyorsun bana. Tamam, karışmıyorum. Ne halin varsa gör. Sigosta da kere yasas pçila. Pano. Siko, pano, pano. Hadi Siko. Perpatiste. Nihat'cığım asma artık suratını lütfen. Hani sabahtan beri evden ayrıldık, yüzünden düşen bin parça hayatım. Ya yalnız gitsen olmuyor mu? Bugün o kadar çok işim vardı ki bütün programım alt üst oldu. Ay bir sabahında karını ayırmışsın. Çok mu yani Nihat? Bak gerçekten sen beni üzüyorsun bazen biliyor musun? Yani kapalı yerde yoğun bir tempoda sürekli çalışmaktan negatif enerji yüklendin. Son günlerdeki bütün sinirin stresin hep bu yüzden hayatım.
Benim sinirimin ve stresimin tek bir sebebi var. O da biricik oğlumuz. Ya ne yaptın yaptın yine de. Laf geldi oğlumuza. Ya ne varmış benim oğlumda? Gayet güzel çalışan, işinde gücünde düzgün giden bir çocuk yani. Lütfen. Ayrıca genç o. Allah Allah. Lütfen Nihat. Hadi gül biraz, hadi. Çok güzel yere gidiyoruz. Allah Allah. Hayırdır inşallah. Ya gece gelmemiş bu kız ya. Ne diyeceğim ben şimdi Emel teyzeye? Açmasam olmaz. Açsam ne diyeceğim? Alo. Efendim Emel teyzeciğim. Nasılsın kızım? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ ol çocuğum. Ben de çok iyiyim. Ya ben Aslı'ya ulaşamadım da acaba senin yanında mı diyecektim? Aa, Emel teyzeciğim. Aslı'nın dün telefonu bozulmuştu. Az önce çıktı. Ben de şimdi çıkacaktım. Ama söylerim aradığınızı. Tamam. Ne olur bir an önce söyle de müsait olunca beni arasın. Olur mu yavrum? Tamam. Öpüyorum ellerinizden. Ben de seni çok öpüyorum. Hadi hoşça kal. Suat sen burada bekle. Peki efendim. Yani Selda, bu saatte beni buraya getirmen olacak iş değil gerçekten. Ay Nihat'cığım yol boyu söylendin durdun zaten. Hayatım biz neredeyiz bir bakıyor musun sen etrafına? Ormandayız yani. Ağaçlara bak, kuşlara bak. Tertemiz bir hava. Hadi hadi ciğerlerimize temiz hava alalım biraz. Oh. Şöyle çekelim içimize güzel hava da olsun. Bak bir de bu vardır. Ya da bu tam tersi olabilir. Karıştırıyorum. Bak aldım ve verdim. Tamam oldu mu? Toplantım var hadi gidelim. Ay toplantı, toplantı. Sen toplantı olacaksın bak yakında ha. Ay Nihat'cığım ne yapıyorsun? Biraz hava alacağız, yürüyeceğiz ve döneceğiz evimize. Lütfen. Peki tamam, tamam. Ah, ah. Öyleyse sabah sporumuza başlayabiliriz. Günaydın Osman Bey. Günaydın. İşe başlamışsınız herhalde. Dün de uğramıştım. Yoktunuz. Borç için geldiyseniz ben onu ay sonunda ödeyebileceğim. Bundan sonra da düzen düzenli ödeyeceğim inşallah. Yok onun için gelmedim. Daha önce de bahsetmiştim size. Evin müteahhite verilme durumu var diye. Kesinleşti. En kısa zamanda evi boşaltırsanız... Çok ani oldu. O zaman da ev bulmak kolay değil. Emlakçısı var, depoziti var. Hay Allah. Bana kalsa evi hiç elletmem de benim biraderler işte. Bu zamana kadar anca engel olabildim onlara. Onlar da kendilerine göre haklı. Evin yeri değerli. Her birine yeni birer daire düşüyor. Siz de haklısınız. Kira borcunu sonra da ödeseniz olur. Yeter ki evi bir an önce boşaltın. Başka da bir şey yapamam sizin için. Sağ ol.
İyi günler. İyi günler.